SteelSeries RTX Nova 1'i kutusundan çıkartalım. Çıkartmadan önce şöyle bir kutusunu inceleyelim yakından. SteelSeries yazısını görüyoruz ve Best Gaming kulaklık yani headset olduğunu, en iyi oyuncu kulaklığı ödülünü almış. Burada görüyorsunuz PC Gamer tarafından. Burada da uyumlu olduğu platformlar PC, PlayStation, Xbox, Switch ve mobilde kullanabiliyoruz. Böyle bir kutusunda da aynı şekilde yan tarafında aldığı ödüller gözüküyor. For Glory, Zafer için SteelSeries demişler. Hemen üzerindeki şeffaf poşeti de çıkartalım daha rahat görebilmek için. Böyle oldukça aslında hafif ama güzel duran bir yapıya sahip. Üzerinde zaten bilgiler var. Üzerinde jack girişlerin nasıl takılması gerektiği, hangi ucun kulaklığı, hangi ucun işte masaüstü bilgisayarımıza, notebook, Xbox, PlayStation, Switch Mobile ve Mac bunlara takılabileceğini görebiliyoruz. Ardından kutu üzerindeki empedans değerleri, frekans değerleri, hassasiyet vesaire bunları da kutu üzerine yazmışlar. Arkasında da temel bilgiler var. Hemen vakit kaybetmeden kutu açılımına geçelim. Evet, kutumuzun üstünde bir koruma bandı var. Yani iç açılmadığını göstermek amacıyla bunu hemen ne yapacağız? Kolay bir şekilde kesmeden çektiğim zaman çıkıyor. Bu şekilde yapmaları da iyi olmuş. Öbür türlü kesmekle uğraşıyorduk bunları. Şöyle alıyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Hemen çıkartıyoruz Gel bakalım gel. Geliyor. Geldi. Kutumuz burada dursun. İşte karşınızda böyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Open this, bunu aç. Zafer için bunu aç diyor. SteelSeries'in logosu var ve kulaklığımız burada beyaz. Hemen Zafer için bunu açalım o zaman abi. Madem Zafer. Bakalım Valorant'ta vesaire CS Zafer gelecek mi? Call of Duty. Göreceğiz Delta Force. Oo. İşte ödül aldı ya. GG var oğlum içinde. GG. For the glory. GG. Güzel, bunlar stickerları kullanabiliriz. Kenara alalım. İki çeşit içinden kablo çıkıyor jack girişleri. Bunlar kulaklığa gireceğini şurada göstermişler. Hemen. Connect to headset. Yani kulak bağlantısı bu şekilde. Burada da anladığım kadarıyla uzatma kablosu, çoğaltma olabilir. He, anladım. İki uç var. Mikrofon ve bu mikrofon. Bu da kulaklık girişi. Buna taktığımız zaman hem mikrofonu hem de kulaklığı aynı anda kullanabileceğiz. Bu For the Glory'nin içeriği bu kadar arkadaşlar. Hemen kenara alalım. Baba burada yani şimdi. Onu da çıkartalım. O poşeti ne kadar kalın. Başka da bir şey yok yani, mikrofon pozisyonu yazmışlar. Kutuda bu yani, bu kadar da, bu da bitti. Hani üzerindeki poşet ne kadar kalın ve koruma amaçlı yapılması da güzel. Beyaz renk aldım. Beyaz renk de güzel duruyor. Şu an el hissiyatı çok iyi. Bana iyi geldi. Bakalım çıkartınca ne olacak. Şöyle gel bakalım. Gel baba gel. Oy. Hissiyat güzel. İlk izlenim. İlk izlenim güzel şu an. Böyle bir poşetti. Buraya da bir karton koymuşlar. Açalım. Şu an mikrofon, ay kulaklığımız. Şu an kulaklığımız karşınızda. Kafa bandı falan var. Beyaz renk olması da gerçekten benim hoşuma gitti şu anda. Vay vay vay. O zaman kulaklığımızın yavaş yavaş neyine geçelim? Özelliklerinden biraz bahsedelim. Bunları da şey çıkarmadık ama bir gösterelim, çıkartıp nasıl çıkıyor. Şöyle alalım kabloları. Abi jack girişi. Connect to headset. Şöyle netleyebilir miyiz? Connect to headset. Yani bunu kulaklığa takmanız gerekiyor. Bir ucu da işte telefona vesaire takmanız gerekecek. Bunu kullanırken eksi yanı da örgülü olmaması. Keşke örgülü olsa daha iyiydi. Bu da bilgisayar için arkadaşlar. Yani mikrofonu vesaire aynı anda kullanabilmek için. İki tane ucu var. Bunda jack'ı da yine buraya takacağız. Kullanırken uzatma şeyi olarak bu şekilde takacağız.
bastıralım. Çünkü... Çünkü ne? Çünkü ne demişlerdi? Bunu kulaklığa takacaksın. Her türlü bunu kulaklığa takıyorsunuz. Buraya ünlem işareti koymuşlar. Bunu da buradan şöyle bir takalım. İşte montajı bu kadar basit. Şu iki ucu da bilgisayarımızın kulaklık ve mikrofon bölümüne takacağız. Kullanıma hazır. Evet, uçlarımız bu şekilde. Kamerayı da kasanın arkasına. Abi, bilmeyenler vardır, onun için göstermek istiyorum. Hoparlörü taktığımız şöyle görüyorsunuz, yerler var. Hoparlörü çıkarıyorum, yeşil. Bunun ucu yeşil zaten. Onu da yeşil yere takıyorsunuz. Bu şekilde. Bunu da pembe şekilde yapmışlar. Buradaki pembe yere takıyorsunuz. Bu kadar basit. Evet, kulaklığımızın özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Üstün ses hiç bu kadar erişilebilir olmamıştır. Kendinizi favori oyun dünyanıza bırakın ve arkadaşlarınızla birlikte o dünyayı ele geçirin arkadaşlar. En çok ödül alan kulaklık üreticilerinden üstün ses kalitesiyle daha derine inebilirsiniz artık. Çok iddialı bir marka. Nova akustik sistemi, özel olarak tasarlanmış güçlü high fidelity sürücülere sahip olan sınıfının en iyisi Nova akustik sistem ile oyun kulaklıkları ile ilgili algılarınıza meydan okuyun. Hayalleri süsleyen bir yazılım ve donanım ikilisi bir araya gelerek kulaklığınızı tam anlamıyla berrak tizler ve derin baslar ile doldurur. Berrak tizler ve derin baslar sunuyor bizlere. Şimdi geldik oyun için. Valorant, CS vesaire, Call of Duty aklınıza ne geliyorsa, FPS oyunlarında en önemli olan şey 360 derece 7.1, 360 derece uzamsal ses, ayak seslerini vesaire duyabilmek, 360 derece uzamsal sesle rakibinizin nerede olduğunu duyun ve yönü anında belirleyin. Sürükleyici ses her yönden etrafınızı sararak sizi oyun içerisinde macera aksiyonun ortasına yerleştirir. İki ay oyunda oynayacaksanız o da size yani kuş sesleri, işte oradan çıkan ses, börtü böcek, her türlü detayı duyabileceksiniz. Bu da böyle bir canavar yani. SteelSeries. Şimdi oyun sektöründe bir ilk olan profesyonel sınıf parametrik EQ yani EQ ile ses üzerinde tam kontrole sahip olun. SteelSeries Sonar ses yazılımlı paketinin X ışını işitme özelliği, e-spor uzmanlarının ön ayarları size en yeni oyunlarda avantaj sağladığı için sesin kaynağını görmeden ayak seslerini, bomba düzeneklerini ve iksir lıkırtısını duymanıza olanak sağlayacak. Yani her şeyi duyun diyor. Oyunda sinek mi uçuyor onu da duyabileceksiniz. Bu kadar yani. Bakalım bu kadar iddialılar mı? Dedikleri kadar var mı göreceğiz. Şöyle de bir çevirelim. Ne diyor? Comfort Max sistemi. Comfort Max sistemi. Arkadaşlar yani görüyorsunuz. Şöyle istediğin kadar aç. Yani kırılacak diye korkusu yok. Sınır tanımadan en iyi görünün, en iyi hissedin. RTX Nova 1 dayanıklı. Bak, dayanıklı az önce ölçtük. Hafif yapısı ve 4 ayarlama noktasıyla bulunuyor bunun. Ayar noktaları var. Böyle uzatabiliyorsunuz. Her kafaya uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Uzayabilir bant ağırlığın eşit dağılmasını sağlıyor bu şekilde. Bandı var. Aynı zamanda ultra'da hafif. Bak. Ne kadarmış? 236 gram. 206. 250 gram peynir ver diyorduk. Yani 236 gram peynirden bile az yani. Ultra hafif. Kesinlikle havalı. Oyun oynarken ve hareket halinde keyfinize bakarken konforlu olmanıza sağlayacak şekilde sadece 236 gram ağırlığında premium, yüksek kaliteli bir tasarım ile her yerde dikkat çekin. Gerçekten sert plastik ama premium bir görünümü var. Premium görünüm verilmiş arkadaşlar. Benden söylemesi. Geldik. Bakın bunun. Şöyle çevireyim. Ya böyle çevireyim. Neymiş bunlar? Right, left. Sağ, sol. Airwave yani hafızalı köpük. Hafızalı. Bunlar görüyorsunuz. Ne demek bu? Kolay taşınması ve saklanması için tamamen dönen kulaklıklar. Döndürdüm zaten yüzünüz önünde. Ve Airwave Memory Foam hafızalı köpük ve havalı, konforlu olacaksınız bunda. Ne bu? Hani kırışmıyor abi. Ne kadar böyle hani sık kulağına uzun süre kullanırsan kullan, kırışmıyor. Hiçbir şekilde kırışmıyor. Ama kırışmış mı? Şurada bir şey var bak. Dikkatimi çekmedi değil. Bu neden böyle bilmiyorum. Orada bir şey var herhalde ama kırışmıyor diye iddia etmişler. İstemiyoruz. Bunlar diyor.
Geldik mikrofonuna. Nerede bunun mikrofonu? Gömülü. Benim en sevdiğim özelliğim bu. Benim ne abi? Bak bakayım. Mikrofonum var. Canavar gibi. Böyle özel mikrofonu olanlar için abi bunun gömülü olması lazım. Ben kulaklık aldım. Bir mikrofonum var. Bir de bunun böyle ağzıma uzaması hiç hoşuma gitmiyor. Gömülü. Bunu kullanmayacaksam gömülü dursun. Ne yapalım? Burada bir kağıt koymuşlar. Onu çekiyoruz. Mikrofonumuz açılıyor. Makara sistemiyle çekelim. Mikrofon geliyor. Bu kadar. İstemiyorsak buraya saklıyoruz. Çok güzel bir tasarım bence. O tercih etmenin sebeplerinden biri de bu. Mikrofona ihtiyacı olmayanlar için güzel bir özellik. Neymiş bu mikrofonda? Akıllı AI dediğimiz akıllı gürültü engelleme mikrofonu var. Sadece sizden değil, aynı zamanda ekibinizin üyelerinden de hışırtı ve klavye sesleri olmadan o oranda bu çok oluyor. Ekipteyiz abi, kutur kutur bir şeyler yiyor arkada. O bitti tıkırtılar klavyeye basıyor bilmem ne. Hor hor üflemeler falan her şey oluyor. Valorant oynayanlar bilir bana hak verecektir. Ne olmadan bu sesler olmadan sesli iletişim kurmayı hayal edin. Ediyorum abi inşallah olmaz. Ettim tamamen geri çekilebilir. ClearCast Gen 22 gürültü engelleme mikrofon. İletişimlerinizi temiz hale getirmek için sonar yazılımı. Bu sonar yazılımını da kuracağız. Yazılımın gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Bu da böyleydi. Çoklu sistem desteği 3 milimetrelik jacklarını zaten burada kutu açıldığında göstermiştik. 3 milimetrelik jack herhangi bir platforma bağlayabildiği için artık Nova 1 sizinle birlikte tüm oyun dünyalarına gelir diyor. Yani her şeye takabiliyorsunuz. İşte PlayStation, Xbox, Switch, mobil telefonunuza da takabiliyorsunuz. Laptop, laptop ne varsa aklınıza gelebilecek, elinizde olacak bütün aletlere de takabiliyorsunuz. O açıdan güzel. Yani telefonuna tak, bunu da dışarıda da gezebilirsin aslında. Böyle bir kulaklık. Hani tek özelliği kablolu olması. Kablosuz olsa çok daha güzel olur. Takarsın, dışarıda da gezersin ama bir kabloyla hallediyorsun yani. Kulaklığına tak, telefonuna takıyorsun. Bum bum bum. Sürükleyici, yüksek kaliteli ses size PC, PlayStation, Xbox, Switch ve Mac. Bak Mac de var. Platformunda eşlik eder. Bu hareket halindeyken mobil cihazınızda keyfinize bakmak için mükemmel bir kulaklıktır. Geldik cihazımızın üzerinde kontrol edebileceğimiz şeyler var. Nelerdir bunlar? Görüyorsunuz. Bu kadar abi. İki tane tuş var aslında. Tek düğmeye dokunarak kulaklığın ses seviyesini şu artı eksi dokunarak ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra ve gerektiğinde kendinizi sessize de alabiliyorsunuz. Abi bir dakika susturuyorum. Yanına biri girdi falan filan. Susturma tuşu da budur. Jack girişi de burada zaten. Ha, uygulamalardan bahsetmiştik. Ne diyor? Harika uygulamalarla sesi yükseltin diyor. Ne dedik? Bak. Sonar, röntgen, hassasiyetinde duyma. Of. Sonar abi. Sonar radar. Kim geliyor? Kim gidiyor? Burada da resmi sitesinde ücretsiz indirme linki bulunuyor. Biz oradan indireceğiz ve programı ben göstereceğim size. Valorant vesaire oynarken. Hadi bakalım. İçinde bak neler varmış programın. Sound FX var. Game Configs'in var. İşte CSGO, Valorant vesaire onboard equalizer var. Kükrediğini duyun. Engine mi? Engine uygulaması içinden equalizer ve mikrofon yan tonları gibi temel kulaklık ses ayarlarını yapın ve kaydedin diyor. Kısaca da bunun 40 mm olduğunu söyleyelim. Kulaklık sürücüleri 40 mm. Kulaklık frekans 20 ile 22.000 Hz arasında. Kulaklık hassasiyeti 93 desibel. Kulaklık empedansı 36 ohm. 360 derece uzamsalı da desteklediğini söylemiştim. Şöyle de çevirebiliyoruz, asabiliyoruz bir yerlere. Kısacası kulaklığımızın bütün özellikleri, en önemli özellikleri bunlardı. Başka da bir anlatacağımız özelliği kalmadı.